Selamun aleyküm dostlar. Bugün de sizler bilen 2022 yılda düşen ATS sorularını görüp çıkıyoruz. Yani ikinci sınıf başlayalımız. 16. sorul. O berilgen tengsizlik ne mani ifadeleydi? Bu yerde iki namalı katına yani iki tekentiler sisteması. Yani Descartes tekentiler sisteması da verilirdi. İki ölçülü fazada. Tengsizlik şekilde verilirdi. Demek bu dairenin formülasını bildirirdi. Eğer teng bölgende aylanan formülası bildirirdi. Eğer 3 ölçülü fazla bölgende x, y, z katına çıkanda o elips bolardı. Demek ki daire degen cevabını değil koyamız. 17. soru. Eğer f at x olsa, mana şu kurulaşımız gereken biz x uğruna gel, biz birinci uğruları da koyamız. Yeni ikini koyamız. O kadar 2020'ni koyup koşmuş alalım. Başlayalım. Teng 2 taksım. Birini koyduğunda 1 ko'paytirilgan 1 ni qo'yganda ikkinchisiga 3 bo'lar ekan. Qo'shilgan 2 taqsim 2 ni qo'yamiz. 2 ni qo'yganda 2 ni 2 4 1 da bersak 3 ko'paytirilgan 5 plus 2 taqsim 5 ko'paytirilgan 7 plus va hokazo. Plusdan 2 taqsim 2020 ni qo'yganda 4039 ko'paytirilgan 4041 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda teng bu yerda 2 ni qog'ozdan tashqariga chiqaramiz va 3 1 5 3 7 5 farqni qog'ozdan tashqariga chiqaramiz. Bu yerda farqi 2 teng. Demak 2 taqsim 2 ni qog'ozdan tashqariga chiqarib, birinchi kasr 1 taqsim 1 dan ayirib qo'yishimiz kerak. Oxirgi kasrni, oxirgi kasrimiz 1 taqsim 4041 ni teng. Xo'p, buni mahraj beramiz. Endi bunga 4041 4041 minusdan 1 taqsim 4041. Demek netice 4040 taksın 4041 ge teng bo'lar ekan. Keyingi 18. savolimiz. 18. savol. Xo'p, bizga berilyapti. 2 darajasi x1imiz 3 ga teng. Mana shunga teng bo'lsa, x1dan x14 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytirmasini so'rayapti ekan. Bu yerda biz logaritmlaymiz. İkala taraf. İki sıfırı logaritmlaymiz. Bana bu. İkini derecesi de x1 teng 3'ye. İki sıfırı logaritmlasak. Tasını kursatı verelim. Logaritm iki sıfırı iki derecesi de x1 teng logaritm iki sıfırı 3. x1'imiz şimdi teng buladı. Logaritm iki sıfırı 3'ye. Hop 3 derecesi x2 teng 4. Bunu neyin kutu şimdi? İki sıfırı logaritmlaymiz. Şimdi x2'imiz teng buladı. Logaritm 3'e sıfırı 4'e. Hop, x 3'imiz logaritm 4'e sıfırı 5'e. Daha kazı vakit adı. X 14'imiz logaritm 15 asas sıfırı 16'e. Biz yanında köpeydir çıkışımız var. X 1'e oranına koyalımız. Logaritm 2'e sıfırı 3'e. X 2'nin oranına koyalımız. Logaritm 3'e sıfırı 4'e. X 3'e oranına koyalımız. Logaritm 4'e sıfırı 5'e. Daha kazı ko'paytirilgan logaritm 15 asos ko'pkori 16. Demek bunu shakl almashtirishdan foydalansak bizda qoladi logaritm birinchisini asosi bilan oxirgisini argument qoladi. Ya'ni 2 asos ko'pkori 16 qoladi. Shunda logaritm 2 asos ko'pkori 16 imiz 4 degan javob bo'lar ekan. 4 degan javob mana. Endi 19-savol. Xo'p, berilgan bo'lsa f at 0'nı tapışımız gereken. Bunu işlemişimiz için biz. Bunu işlemişimiz için baksak bu olaydı. Berilgen funksiyam kubik funksiyayken. Yani f at x teyin diye bazı olaylık. A x'nin kubu. Plus'tan b x'te kvadratı. Plus'tan s x. Plus'tan d deylik. Şimdi bunu hasıl olaymış. F at x'ten hasıl. Hosillaganimizda 3ax kvadrat plus 2bx plusdan s hosil bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shamiz. Qo'shib yuborsak. Xo'p. F at x plusdan f atdan hosila x teng ax ni kubi plusdan yonma-yon yozaman. Bx kvadrat plusdan 3ax kvadrat plus x plus 2 b x plus d plus tan s hosil bo'libdi.
Endi biz mana shuni ayniyat qilib ishlaymiz. Ya'ni xo'p, biz tenglaymiz x ning kubi plus 2x kvadrat plus x plus 6 ni tenglaymiz bu tarafga. Mos koeffitsiyentlar tenglab olamiz hozir. Plusdan 2 kvadratni bo'lsin, tashqariga chiqaramiz. B plusdan 3 a qoladi. Plusdan x ni chiqarsak bu yerda s plus 2b qoladi. I qo'shilgan ozod xat. D plusdan s. Xo'p, buni ishlaymiz davomida. Xullas ishlab ketaveramiz bu yerda. Mos koeffitsiyentlar tenglaymiz. X kub mana x kub bo'lish kerak edi. Xo'p. Demak x kub 6 1, demak x kub 6 a, demak a mız 1 ga teng. Endi x kvadratni oldida 2 2 teng, bu yoqda x kvadratni oldida b plus 3 a. A'ning o'rniga 1 ni qo'ysak, b mız minus 1 chiqdi. Endi x oldida 1 bor, 1 teng, bu yoqda x oldida s plus 2 b bor. Demak b ni o'rniga minus 1 ni qo'ysak, s mız 3 chiqadi. Endi ozod xat 6. 6 ni tenglaymiz. 6 ni tenglaymiz. Biz ozod xatga, ya'ni d plus s ga. S ni o'rniga 3 ni qo'ysak, d ham 3 chiqadi. Demak, berilgan funksiyaning ko'rinishi quyidagicha ekan. f(x) teng a mis 1 edi. Demak, x ni kubi plus b minus 1 ekan. Bu minusdan x kvadrat plusdan cx edi, c 3 edi, plusdan 3x, plusdan d, ozod xatimiz 3. Endi bizdan so'rayapti f(x) 0 ni. f(x) 0. Demak, x o'rniga 0 qo'ysak, natija 3 chiqadi. Mana 3 degan natija. Xo'p, endi bizga 20-savol. Bu savollarni sal pastroqqa tushirib turamiz. 20-savol. Demak, 20-savolda 20 kilogram mevaning 99% suvdan iborat. Ma'lum vaqtdan so'ng suvning miqdori 98% bo'lganda mevaning og'irligi qanday bo'ladi, deyapti. Demak, biz ma'lum vaqtdan so'ng suvning miqdori 98% bo'lganda mevaning og'irligi qanday bo'ladi? Buni ishlashimiz uchun biz demak 1% orasida 1% meva ekan. 20 ning 1%ini topib olamiz. 100 ga. 20 dan 100 ni ayirganda, 20 ni 100 ga bo'lganda 0,2. Demak 0,2 kilogram, ya'ni qoqsi qolar ekanda, qoqsi. Bu o'zgarmaydi, o'zgarmas. O'zgarmas. Xo'p, endi bo'lganda mevaning og'irligi qanday bo'ladi? Demak, tamam. 0,2 kilogrammimiz endi bizda 98% suv bo'lganda bu 2% tashkil qiladi. Ximiz esa 100% proporsiyadan oddiygina chiqadi. Demak, x ni topishimiz uchun biz 0,2 ni 100 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Shunda 10 kilogram chiqar ekan. Oddiy va sodda chiqdi. Xo'p. 21-savolga to'xtalamiz. 21-savol. Sal kichirtiraylik. O'qiymiz. 21-savol. Yuk avtomobili kuniga 10 litr, yengil avtomobili 20 litr, avtobus 40 litr benzin sarflaydi. Biznesmenning 8 ta yuk mashinasi, 12 ta avtobus va 40 ta yengil avtomobili bo'lsa, u bir oyda qancha xarajat qiladi? Bunda 1 oy 30 kun va 1 litr benzin narxi 0,8 dollar ekan. Demak, xo'p, bunda ko'paytiruv amallarini bajarishimiz kerak. Yengil avtomobil, yuk avtomobili 10 litr. Demak, bitta yuk avtomobili 10 litr. Bizdan yuk avtomobili nechta? 8 ta ekan. Demak, bu 8 ta bo'lsa 80 litr bo'ladi yuk avtomobili. Yuk deb qo'yaylik. Xo'p, yengil avtomobil. Yengil avtomobil. Bittasi
20 litr. Yengil avtomobilidan da maşinasi 12 hafta olsa 40 da yengil avtomobil. Demek 40 da egen. 40 da 20 litr koyduysak 800 litr ketadi. Endi avtobus. Avtobusda bittasi 40 litr benzin sarflaydi. Bizda nechta avtobus bor? 12 ta avtobus. 12 ni 40 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda 400 80 litr ketar ekan. Xo'p, endi bir kunda necha litr benzin sarflaydi? Shuni bilib olamiz. Hammasini qo'shamiz. Xo'p, qo'shganimizda 0 16 1 dilda 12 13 1360 litr benzin sarflaydi ekan bir kunda. Bir oyda qancha benzin sarflaydi? Demak 30 ga ko'paytiramiz o'shani 1260 ni ko'paytiramiz 30 ga. 2 bar 6 18 1 dilda 9 0 1 dilda 4. Demak hop 40800 litr benzin sarflaydi ekan. Endi o'sha 1 litr benzin narxiga ko'paytiramiz. 40800 ni ko'paytirishimiz kerak 0.89 ga. Xo'p, 2 0 ketganda bizda qoladi 408 va 89 ni ko'paytmas. Xo'p, 72 36 64 32 qo'shsak 2 1 3 6 va 3. Demak 36312 litr benzin sarflaydi ekan. Mana to'g'ri javob bu. Bu arifmetika. Savolga keldik. 22 savolda integralni hisoblashimiz kerak ekan. Bu integralni hisoblashimiz uchun biz 1 taksim x kvadrat qolasida x plus 1 ni bo'laklarga ajratib olamiz. Ya'ni a taksim x plus b taksim x plus 1 plus dan c taksim x kvadrat shakliga keltiramiz va ularga uy maxrij beramiz. 1 taksim x kvadrat qolasida x plus 1 teng uy maxrajimiz o'sha x kvadrat bilan x plus 1 ni ko'paytmasi bo'ladi. Demak, a ga uy maxraj x plus 1 bilan x plus b ga uy maxraj x kvadratning o'zi plus c ga uy maxraj x plus dan 1 ekan. Xo'p, maxrajlarni qisqartirib yozamiz. 1 teng bo'ladi. Xo'p, qo'shsak bo'lsak ax kvadrati plus dan ax plus bx kvadrati plus dan cx plus dan c. Demak, bu yerda aynan qilib ishlaymiz. Xo'p, x kvadrat oldi, a plus b bor, uni 0 ga tenglaymiz. Chunki x kvadrat yo'q bu yoqda. X oldida a plus c bor, uni ham 0 ga tenglaymiz, chunki x yo'q chap tarafda tenglaydi. Endi ozod xat, c demak 1 ga teng ekan. Buni sistema qilib ishlab ko'zga qo'ysak, a kelib chiqadi, a minus 1. B ham kelib chiqadi, bimiz 1 ga teng bo'lar ekan. Endi abslar keldi, o'rnab qo'yamiz. Shunda xo'p, integral dx taqsim x kvadrat qo'shida x plus 1 integralimiz teng bo'ladi. Integral xo'p, qovus ichida a ning joyiga minus 1 ni qo'ysak, minus 1 taqsim x plus b ning joyiga 1 ni qo'ysak, 1 taqsim x plus 1 plusdan c ning joyiga 1 ni qo'ysak, 1 taqsim x kvadrat bo'ladi. Dx teng. Endi bulardan boshlanish olamiz. Boshlanish olsak, xo'p, minus 1 taqsim x boshlanishi minus ln modul ichida x plus 1 taqsim x plus 1 ni boshlanishi ln modul ichida x plus 1 plusdan 1 taqsim x kvadratni boshlanishi endi bu minusdan 1 taqsim x kvadratga teng bo'lar ekan. Teng. Endi bunaqa javob yo'q. Biz mana bu ikkalasini ayirmadan bo'limiga o'tkazamiz. Ln modul ichida x plus 1 taqsim x bo'ladi. Minusdan 1 taqsim x kvadrati. Plusdan c degan javob bo'lar ekan. B javob. Xo'p, keyingi 23-savolimiz. 23.
A punktdan B punktga sol 40 soatda. Demak, sol degani turg'un suvda suzuvchi oqim bilan ketuvchi yog'och bo'lagi desak ham bo'ladi. Kater esa 4 soatda borsa, kater B punktdan A punktga qancha vaqtda boradi deyapti. Xo'p, demak, A va B punktlari orasidagi masofani estaymiz. Bu yerda xo'p, oqimning tezligi B desak, bu oqim desak ko'paytirilgan T. Bu yerda 40 soat. Endi o'sha masofani kater tezligi bo'ladi V1 desak, oqim tezligi bilan birgalikda ketyapti 4 soatda. Endi B punktdan A punktga qancha vaqtda boradi deyapti. Xo'p, B punktdan A punktga, demak, B'dan A'ga qarab yurdi degani oqimga qarshi suzdi degani. V1 minusdan bu oqim ko'paytirilgan T. Bizdan o'sha T'ni so'rayapti bu yerda. Xo'p, demak, buni ishlashimiz uchun biz V oqimni topib olamiz. V oqim ikkalasini tenglashtirib olamiz. Eslardi ikkalasini. Shunda 40 V0 teng 4 V1 plusdan 4 V0'ga. O'tkazsak buni 36 V0 teng 4 ta V1'ga. Demak, V1'imiz 9 ta V0'ga teng ekan. Demak, mana endi bu ikkalasini tenglashtiramiz ikkisini. Shunda V0 ko'paytirilgan 40 teng V1 o'rniga 9'nu qo'ysak 9 bu oqim minusdan bu oqim ko'paytirilgan T. Xo'p, demak, bu yerda bu oqimlarni qisqartirib yuborsak T'miz kelib chiqadi 40 taqsim 8. 40'ni 8'ga bo'lsak 5 chiqar ekan. Demak, 5 soatda yetib borar ekan. Keyingi 25-chi savolimiz. Xo'p, 25-chi savolda ne 25, 24. savol ekan. 24. savolda aytibdi, to'g'ri 4 burchakli 3 burchakning tomonlari butun sonlar bo'lsa, uning yuzi butun son bo'lmasligi mumkinmi? Mumkinmi? To'g'ri burchakli 3 burchakning tomonlari butun sonlar bo'lsa, uning yuzi butun son bo'lmasligi mumkinmi? Yani doğru burçaklı 3 burçak A kvadrat plus'tan B kvadrat. Teng S kvadrat. Doğru burçaklı 3 burçakın yüzü A köpaytırılgan B taksim 2 şekilde buladı. Hop. Tamamlar bütün sonlardayken. A, B, mana bu, S. Bo'lsa uning yuzi butun son bo'lmasligi mumkinmi? Demak, bu yerda yo'q degan javob bo'ladi. Har doim butun son chiqadi. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzi agar butun sonlar bo'ladigan bo'lsa. Chunki sababi ulardan bittasi juft bo'ladi. Demak, yo'q degan javobni belgilaymiz. Hop, 25 savolga keldik. 25 savolda aytibdi, ADF uchburchak 112 santimetr kvadratga teng bo'lsa, ya'ni 12 santimetr kvadratga teng bo'ladigan bo'lsa, bizdan BDF uchburchakning BDF 4 burchak yuzini toping deyapti. Demak, bu yerimiz 12 ga teng ekan. Biz B'dan F'ga qarab medianni o'tkazamiz. Endi xo'p, 3 burchakda medianalar. 3 burchakning 3 ta medianasi 3 ta medianasi 3 burchakning yuzini teng 6 bo'lakka ajratadi. 1 2 3 4 5 6 bo'lakka. Demak, bittasi 12 ekan. Endi shu demak, общий uch burchakning yuzi 6 ko'paytirilgan 12, 72 ga teng bo'lyapti. Bizdan so'rayapti. BD FE 4 burchakning yuzi. Mana bu ikkalasining yuzini so'rayapti. S1 va S2. Bu yerda S1 bilan S2ning yig'indisi ni so'rayapti ekan. S1 bilan S2 o'zi teng. I 2 ko'paytirilgan S1 deb qo'yadigan bo'lsak, S1ning o'zi ham 12 ga teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 12. Natija 24 ga teng bo'lar ekan. Endi 26-chi savolga keldik. Yo'lovchi butun yo'lning 46 foizini yurgandan so'ng deyapti.
272,6 kilometre yol kaldı. Dastlab yol neçe kilometre bo'lgan? Hop, demek yol 46 faizini yürüyenden sonra demek 46 faizini yürüyüptü. Bizde kalıyıptı 54 faiz. Nasıl 372,6 kilometre yol kaldı. Demek kalganı bana şu 372,6 kilometre yol kaldı. Dastlab yol neçe kilometre bo'lgan? X. Yerde proporsiyon işlemimiz adı gene geldi. Yani 54 faizi 272,6 getirirken 100 faizi kança? Tamam. X'ni tapışımız için biz 272,6'ını 100'e kopya ettirip bölüşümüz gerekirken 54'e. Bu 37.260'ını bölümümüz 54'e. Bu bölgenimizde 6'dan 9'dan 0. Demek 690 geçeyim bularken neticemiz var. Demek cevap size cevap olarken. 27. saval. Yigirma sakkizlar kaç kütken mi değil mi? 27. 18'de işçi malum işini 24 günde beceredi. Bu düşündüğü işini 12'de işçi neçe günde beceredi? Demek bunu S teng V kopyatırılgen T formülden işlesek cüdeyim o son çıkardı. Yani A teng V kopyatırılgen T diyelim. Bir de V, A iş, V işçilerin tezligi T ise işini becerişe gitti yani vakti. Şimdi A işini 18'de işçi. Demek 18 ve tezlik bilen işleydi ve 24 günde tüketerek. Şimdi kuddu şu işine deyip de A işine 12'de işçi. 12'de ve 12'de işçi. Neçe günde becerildi? Kupayetirli yani tadı koyamız. Bir yolda böl varsa gelip çıkıp çıkardı. Yani proporsiyon kısa gelip çıkardı bu ya. Tezken proporsiyon olardı bu. Hop. Şimdi de bir teyim boladı. 18 kopyatırılgan 24 taksım 12 kopyatırılgan t. Demek t teng 18 bilen 24'ümüz kıskaradı. Bir de 2 oladı. Demek t teng 18 kopyatırılgan 2. Netice 36'ya teng bularak. Şimdi 28. saval. 28. Aman erken 28. savalımız. Hop, tenglama 0 pi aralıkta neşte yeçimge ege. Hop, bunu işleşimiz için biz maklamız. Uy makhrej beramız. Uy makhrej bergenimizde. Kosinus kvadrat x plus'dan sinus kvadrat x taksım. Sinus kvadrat x kopyatırılgan kosinus kvadrat x teng buladı. 3 taksım 16 ge. Surat 1 geteyim. 1 taksım. Makhraj formülüne geliş için aldık 2 yetişmeyipti. 4 yetişmeyipti. 1 taksım 4. Sinüs kvadrat 2x olaydı. Yani 2 lenge burca geliyordu. Teng 3 taksım 16 gel. Hop. Sinüs kvadrat 2x'ni tengleyimiz. Sinüs kvadrat 2x'imiz teng bularken. Hop. 16 kopyatırılgan 4 taksım 3'ge. Demek 16 ya 4 kopyatırsak 64 taksım 3 bulayıptı. Demek bu yurda sinüsün kvadratı 3 yemine. 64 taksım 3. 64 taksım 3 degen o birden katta. Birden katta oluşu mümkün olmaz. Şunun için bu boş toplam bularken cevabı. Şimdi 29. saval. 29. savolda tangens x ve tangens y yığınısı hızası 6. Kopyatması 2 yeteyim olsa kvadratlar yığınısını zor yaptı. Demek biz tangens kvadrat x plus tangens kvadrat y. Demek biz bunu kuyudaki çözemiz.
Tangens x plus tangens y'nin kaos kvadratı minus'tan 2'de tangens x tangens y formuna boyunca. Yığındana oranıya ızah saltanı koyalımız. Minus kupetmanın oranıya 2'ni koyalımız. 6 ayırılgan 4. Netice 2 getin bularken cevap A. 30. savalımız. 30. savalda bir tahlil edelim bir tarafa. Ben şurada gelelim. Hop demek. A'mız logaritm uchastkasi 100 dan kichik, B esa logaritm uchastkasi 100 dan katta, lekin logaritm uchastkasi 150 dan kichik bo'lsa, A plus B 12 ga tenglik bo'lishi mumkinmi debdi. Demak, ko'ramiz bu yerda. A. Xo'p, A kichik ekan, logaritm uchastkasiga ko'ra 100 dan. Demak, A ning maksimal qiymati xo'p, agar 81 bo'lganda 4. Demak, a'mız chiqadi maksimal 4 dan sal kattaroq son. Nechidir? 4 dan kattaroqda. Endi b ni ko'ramiz. Demak, b'miz 4 dan katta ekan va 4 dan katta kichik ekan, logaritm uchastkasi 150. Agar 128 bo'lganda 7 chiqaradi. 7. 128 bo'lganda 7 chiqardi. Demak, bu 8 dan bo'lgan son. 4 dan katta va 8 dan kichik bo'lgan sonni yig'indisi 12 chiqmaydi. A plus B. Xo'p, teng ekan 12. Bu 12 ga teng bo'lmaydi. Demak, yo'q degan javobni belgilaymiz. Demak, aziz obunachilar, xo'p, keyingi videolarimizni ham albatta chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Barchaga rahmat. Bu ko'pchilikka yetib borish uchun boshqalarga ham ulashishni unutmang.